Evet sevgili izleyiciler, şu anda evlerinde, işlerlerinde ve internetleri başlarında Kanal 68 ekranlarında bizleri izleyen tüm gönül dostlarına kucak dolusu sevgi, saygı, selamlar olsun efendim. Biz geçen programlarımızda da bahsettiğimiz gibi artık canlı yayınlarımızı, canlı programlarımızı dışarıdan Kanal 68 olarak, dışarıdan misafir olarak canlı yayın yapıyoruz. Bugün de kampüs dinlenme testleri Sayın Sıtkı Yılmaz'ın misafiriyiz efendim. Kendisi bugün canlı yayın konuğumuz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bizleri güzel mekanda ağırladığınız için. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyiciler, Ramazan'ın son günü, yarın Ramazan bayramının başlangıcı olan Arefe günü. Cuma günü, hayır mübarek gün, Ramazan bayramının ilk günü olarak artık idrak etmeye başlayacağız. Bir de ülkemizin şu an 24 Haziran süreci, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri, artık ülke yavaş yavaş kendini oraya adapte etti. Adaylarımız sahalarda çalışıyor, tüm ülke adayları sahada çalışıyor, Cumhurbaşkanı adayları sahada çalışıyor, iş adamlarımız çalışıyorlar. Doğru mu efendim? Siyasetle ilgisi olmaz iş adamının, öyle mi? Yani farklı anlamda çalışıyorlar. Tabii biz işimizde gücümüzdeyiz tabii ki. Evet efendim, şimdi ben hemen aslında çok soru var ama bir Sıtkı Yılmaz kimdir demek istiyorum. Sıtkı Yılmaz Aksaray tanıyor ama tanımayanlar için Sıtkı Yılmaz'ı bir daha tanıyalım biz. Çok teşekkür ederim. Sıtkı Yılmaz'ın kim olduğunu anlatmak için saatler yetmez. Tabii teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Birkaç dakikanın içinde özetleyeyim Sıtkı Yılmaz'ı. Sıtkı Yılmaz 1968'de dünyaya gelmiş. İlkokul mezunu. Bir çoban babanın, bir çoban annenin çocuğuyum. İlkokulu bitirdim Sedat Beyciğim. Eski tabirle altın bileziği elinde olsun felsefesine öyle bir sanayide çıraklığa başladım. Oradan çıraklıktan, kalfalıktan, ustalıktan 1986'da kendi iş yerimi kurmak şartıyla 12 yaşından bu tarafa da ekonomik özgürlüğü elinde olan biriyim. Evet. Yani ilkokulu bitirdim, iş yerine giriyorum, bir de anadan babadan harçlık istemek yok. 50 yaşına geldim, o gündür bugündür ekonomik özgürlüğü elinde olan biriyim. Kulağı çınlasıca bunu da yad etmek istiyorum. Sevgili ustam Ercanlar Çelik Eşya vardı. Hasan Ercan'ın yanında, Hasan abinin yanında sanatı öğrendim, çelik eşya üzeri. Sonra Tahsin abim vardı, onları da yad etmek istiyorum. Benim hayat kilometre taşımda yerleri farklı olan insanlardı bunlar. Hayatınıza yön veren isimler. Tabii ki, yani asla unutulmaz. İş yerimi kurdum 86'da. Askere gitmeden önce yaş 17. Evet. Bir çanta kaynağına ticari hayata başlayan biriyim. Yani 32 yıldır bu sektörde. Tabii bu sektörde değilim, sektör çok. Bir çanta kaynağına iş yeri açtım. Körüklü tente tabir edilen tenteler yapmaya başladım iş yerlerine. Ondan sonra o dönemde Özal'ın bedelli askerlikle ilgili bir şey çıktı. İş yerlerimi kapatmadan askere gittim. Askere gittim, maalesef o zaman bedelli askerlik kalktı. 2 yıl Şırnak'ta askerlik yaptım. Tekrar işin başına geldim. Geldikten sonra da ilk plastik kapı pencereyi Aksaray'da ben yaptım. Bu Pimapen, Egepen mevzuları var ya. Onu ilk Aksaray'a getiren benim. Bu Seringil plastik ismi de oradan mı kaldı? Yılmazlar doğrama plastikti. Seringil daha sonra. O işi getirdim. Alüminyum doğramada benden önce yapan bir arkadaş vardı. İkincisini ben yaptım. Öyle öyle işlerimi büyüterek buraya geldim. Sonra plastik işini büyüttüm, belli bir yere getirdim. Çoğaldıktan sonra bıraktım, bir deterjan işine girdim. Perix diye ulusal bir marka yapmaya çalıştım. Bu arada bunları da yaparken ülkede maalesef 5 Nisan kararlarını gördük, krizler, bir gecede devalüasyonu gördük. Bir türlü gözümüzü açamadık. Deterjan işine girdim, ulusal bir marka yaptım. Deterjan sektörü tamamıyla yabancıların elinde. Yani Ariel'i, Henkel'i, şu bu,
markalar tamamıyla yabancı. Yerli firma çok azdır. O dönemde öyle bir boşluk bulduk. 30 tane araç aldım. Büyük şirketlerin hepsi dikkat çekti. Ya bu nasıl verebiliyor, nasıl? Ondan sonra onlar da vermeye başladı. Araç verdim bayilerime. O işi büyüttüm. Yalnız işte o krizler, kriz derken o işi de bırakmak zorunda kaldım. Bu deterjan fabrikasını Aksaray'da yaptı. Tabii Aksaray'da. Evet. Aksaray'da ihracat yapıyordu vesaire şu bu. Ondan sonra Konya yolunda bir çiftlik kurdum 97'de yine. Yani Aksaray'da 3 tane belli başlı çiftlik vardı. Birini ben kurdum. Gelecek görüyordum yani üretimle ilgili. Bu işin ne kadar eksik olduğunu gördüm. 97 yani 21 sene önce. O çiftliği kurdum ama krizlerde gözümüzü açamıyorduk. Sıfırdan gelen bir Sıtkı Yılmaz var. Krizlerle anadan yok, babadan yok diyen hesabı. Mecbur bir yeri yıkıyorsunuz, bir yeri yapıyorsunuz. Bunları niye anlatıyorum? Ülkeden geldiğim noktaya. 2000'li yıllara geldiğimiz zaman bir tesisçilik işine girdim. Yakınlarımın tesisi vardı, onların kiracısı olarak girdim. Onlar yurt dışındaydı. Beni çağırdılar, burayı sen çalıştırır mısın? Orada o işe de adım attım. Tesisçilik işine. Tabii bu arada bizim o plastik işini vesaire bıraktıktan sonra sanayi organizede başka işlerimiz vardı, o devam ediyordu. Efendime söyleyeyim, şimdiki o kiracılık olarak başladım, tesisi bıraktım, kampüsü kurdum. Esas ben sanayiciyim, çekirdekte yetişme bir sanayiciyim. Tesisçilik nereye, çay çorba yapmak nereye, sanayi nereye. Ama o işi de layıkıyla yaptığımı düşündüm. Halen de devam ediyor. Petrollar almaya başladık, yani imkan... tek başına iktidarın verdiği bir ekonomik rahatlık vardı. Evet. Onun avantajlarını kullandım. Krediler, faiz oranları çok düşüktü. Ve 2002'den önce, 2003'lerden, 2004'lerden önce aylık 8-10'la, %8-10'la borçlanıyorduk biz. Aylık. Öyle bir zaman geldi ki yıllık 8-10'la borçlanmaya başladık. O fırsatı gördük. Borçlanarak yatırım yapılmayı öğrendik. Aynı ülkemizde de bu aynı şekilde ama ülkenin geldiği nokta biz o gelişmişliği biz kendi işimizde de yaşadık. Borçlanarak akıllı mantıklı yatırım yapan herkes işini büyüttü. Evet. Onlardan biri de elhamdülillah biziz. Belli bir yere getirdik. Ama şimdi şu anlatılan kısacık süreçteki yaşanan gibi değil. Baya badireler atlatılarak o zamana geldik. Tabii ki. Yani öyle sıkıntılar yaşadık ki anlatılmaz anca yaşanır. Gerçekten büyük sıkıntılar yaşadık. Ama elhamdülillah ülkemizde benim ve benim gibi düşünenler, elini taşın altına koyanlar ülkeyi belli bir yere getirdi. Biz müteşebbis, ne diyorum? Bir çanta kaynağının. Bir çobanın oğluyum diyorum. Gururla söylüyorum bunu. Evet. Yani anadan yok, babadan yok. O imkansızlıklar içerisinde imkan yaratmışız. Ülkeye belli 150 kişiye İslam sağlayan bir yere geldik. 2012'de bir program yaptık. Yine böyle bir televizyonda, canlı yayında. 1000 kişi Cumhuriyetimizin kuruluşunda 1000 kişiye İslam sağlayacak. Yani cevher biziz. Yaratan, üreten, yani benim gibi müteşebbisler bu ülkeyi çok iyi yere getirdi ve daha da getirecektir inşallah. İnşallah. Yani şimdi ben bu anlatılanlardan şunu çıkartmak istiyorum. Yani Sıtkı Yılmaz evet bugün Sıtkı Yılmaz ama Sıtkı Yılmaz olabilmek için de geçmişten bugüne çok büyük emekler var. Kesinlikle. Bu işin altında. Evet şimdi geçtiğimiz dönemler içerisinde bir sıkıntılı bir süreçten geçtiniz. Sıkıntılı bir süreç yaşadınız. Bu sürecin içerisinde niye çekildiniz? Niye hani böyle bir şey yaşamak zorunda kaldınız? Bunu sizden dinleyelim. Şimdi tabii buna da fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İşte bu deminki anlattığım hayat hikayem, başarı çizgim küçük yerlerde, bir Aksaray için demiyorum, küçük yerlerde bu maalesef oluyor. Yatırım yapıyorsun, dikkat çekiyorsun. Birilerinin ticari menfaatine ters düşebilirsin. Rakip olabilirsin. Rakip olabilirsin.
Ben en büyük lüksüm çalışmak. 32 senedir iki günüm eşit olmayan biriyim. Sürekli çalışan biriyim. Bu çalışma esnasında da işimden başka bir tarafa ne dikkatimi verdim, ne düşündüm, ne... Yani Sıtkı Yılmaz'ı duyuyor, iş yapıyor ama adam Sıtkı Yılmaz'ı tanımıyor. Herkesi çağırıp da hayat hikayeni anlatacak diye bir şeyin de olamaz. Öyle olunca bu başarılı işlerle, yani başarı derken benden bin kat daha başarılı olan insanlar var Aksaray'da. Ama abi yani sektördeki güzel isimlerden bir tanesi yani, Sıtkı Yılmaz. Bu öyle olunca Sedat Beyciğim, birileri iftira ve kumpas, bunun adı iftira ve kumpas, FETÖ soruşturması adı altında 11 gün nezaret, 39 gün cezaevi yaptı. Dünya görüşüme ters. Bir soğuk su dahi içmedim onlarla. Ekonomik sorgulamam, FETÖ sorgulamam. O dönemdeki kargaşadan da birileri faydalanarak benim hakkımda kurdukları iftira ve kumpas yani sonucu oldu. Adalete sonuna kadar güvendim. Adalette tecelli etti. Hem savcılık hem mahkeme tarafından da beraatimi aldım. Yaptığım işlerden dolayı illegallik de araştırıldı. Her türlü araştırma yaptım. O bana iftira atanlar şunun hesabını yapamadılar. Bana çok büyük iyilik yaptıklarının farkına varamadılar. Ben o çalışmanın sonucunda bir başarı elde etmişim. Eğer bu iş başıma gelmeseydi çocuklarıma Sıtkı Yılmaz nereden getirdiği olayını miras bırakacakmış. Evet. Yani miras bırakacakmışım. İyi ki oldu. Arındın, temizlendin. Elhamdülillah. Doğru olanın yanında hem Allah ol hem adalet ol. Ben buna inanıyorum. Adalet ince süzgeçten geçirir eğer bir şey yaparsa. Onu da ben ona inandım. Her ne kadar ülkede söylemler varsa adalet, eğer siz düzgünseniz, dürüstseniz kesinlikle adalet doğru tecelli ediyor. Ben ona birebir şahidim. Benim devlet içerisinde, hükümet içerisinde, ben şunu söyleyeyim size, bunu da söyleme gereğini duyuyorum. Bu kadar iş yapan biriyim, iki günü eşit olmayan biriyim. FETÖ'yü bırak. FETÖ, yıllarca söylediğimiz din tüccarları menfaat şebekesi. Bunlar en iyi gününde birebir arkadaşlarımın samimi ortamda söylediğim laflar. Bırakın onu, 16 yıldır iktidar olan legal hükümetimiz var. Menfaatim, çıkarım için ben hangi birinin yanında yer almışım? Kendi yapacağım işleri aslanlar gibi gitmişim, fizibilitemi yapmışım, hesabım kitabımı yapmışım, girmişim. Bırakın FETÖ'den menfaat temin edeceğim. Dünya görüşümde siyahla beyaz kadar zıt olan bir şey be. Ama şöyle bir de durum yaşandı. Hani bu sürecin içerisine çekilmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Ama hani gelinen, bugün itibariyle gelinen noktada beraatınızı aldınız, aklandınız, temizlendiniz. Çok şükür. Ve bugün buradan onu açık yüreklikle söyleyebiliyorsunuz. Tabii. Ben beraatımı aldım. Bugün onlar ne kadar ülkeye tersse ben onlara bir o kadar tersim. Tabii ki canım, yani onların yenilir yutulur tarafı yok. Şimdi ben ucuz, yani FETÖ'nün içinde yer alanlar da çıkıp hakaretleri, ben onlara zaten gibi o ucuz şeyler onlar, ama şunu söylemek istiyorum. Dini pazarlayanlar onlardı. Onların iyi gününde işleri, güçleri, menfaat olanlar, onları da gördük. Takip ediyordum. Yani küçücük bir Aksaray'da yaşıyoruz. Eğer ki zerre-i miska kadar onlarla bir temasım olsaydı bugün burada değil, cezaevinde olurdu. Evet. Kesinlikle adalet ayrıştırıyor. Ama 50 günde, ama 150 günde mekanizma çalışıyor. Düzgün, ben ona onu birebir yaşadığım için söylüyorum. Kendini bu memlekette devlet yerine koyanlara rağmen öyle ufak bir kumpasla, iftirayla ben oraya gitmedim. Sıradan bir iftira sonucu oraya gitmedim. Ben bunu biliyorum. Ama onlar da bilsinler ki bana iyilik yaptıklarını bilsinler ve asla unutmayacağım. Kanun karşısında da belki maşa kullanarak gizli tanıklar vesaire şunlarla bunlarla ne ediyor belirsiz söylenimlerle
her şey ortaya çıktı zaten. Kanun karşısında sonuna kadar onlardan hakkımı arayacağım. Hesap soracağım. Soracağım tabii ki. Evet. Peki efendim, şimdi ben şuna temas etmek istiyorum. Az önce bir konuya vurgu yaptınız. 1000 kişi istihdam dediniz. Bu bugün hala geçerli mi? Sıkıyorlar için. Valla tabii müteşebbislik Sedat Beyciğim farklı bir şey. İlk zaman işte bu 20 küsur ay geçti bu hadiseden sonra biraz darıldım. Kendi kendime dedim ki bu başarının sonucu buysa ben bir daha çivi çakmayacağım dedim ama müteşebbislik öyle bir şey ki duramıyor insan. Bu Tanrı vergisi mi diyelim artık ne diyelim, ben müteşebbis bir insanım. Ben bugün fırsatlar çıktığı zaman ülkem için kendi şahsi para kazanma, zenginlik tabii ki o ayrı bir konu ama benim %70-80'i bu ülkenin geleceği için, hele hele Aksaray'ı çok sevdiğim memleketim için mutlaka yatırım çeşidini çoğaltacağım mı? O çok sevdiğim memleketim. O yabancı literatürünü kendinizde kullanmıyorsunuz. Bazılarının kullandığı. Hani şimdi Aksaray'da biri bir şey yapacağı zaman o yabancı, o dışarıdan gelme gibi bir kavram kullanılıyor. Bunu siz kendiniz için kullanmadınız. Ben Aksaray'ım. Çok sevdiğim Aksaray'ım. Memleketim için. Aksaray'ın özelliği diyeyim. Ne demek yani? Herkes yabancı diye bir kavram ilkel bir kavramdır. Çok yanlış bir kavramdır. Herkes eğer ülke içerisinde de bunu düşünen olursa yabancılaştırma, Aksaray'ın içinde de yapılır, bu faşizan bir düşüncedir. Ne demek yani Aksaraylı değil, yabancı gelmiş, bugün gelmiş, kaderini buraya bağlamış, adam milletvekili aday olmuş. Ben buraya hizmet edeceğim diyor. Onu nasıl yabancı olarak görür? Evet. Ben evet doğu kökeninden zamanda gelmişim. 400 yıl önce atalarım buraya gelmiş. Ben doğulu muyum ben? Aksaray'da 400 yıl sonra, 100 yıl önce gelen köy var. O yabancı mı? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Şimdi orayı çok güzel söylediniz. Güzel de bir konuya temas ettiniz. Sorma gereği duydum. Şimdi evet Aksaray'da bu birçok yerde, bir Aksaray'da değil, dışarıdan gelen biri için bir iş yapmaya kalkıştığı zaman o yabancı. Böyle yakıştırmalar yapıyor. Sonuçta ülke toprağının içerisindeyiz. Hepimiz aynı memleket. Bugün Sıtkı Yılmaz, az önce de bahsettiğiniz gibi 32 yıldır bu memlekete hizmet ediyor. Kendine hizmet ettiği kadar Aksaray'a da hizmet ediyor. Ve benim gözümde Sıtkı Yılmaz, ben Aksaraylıyım diyen de daha çok Aksaraylı. Ben bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Şimdi siz zaten o söylemleri kabul etmediniz. Kesinlikle. Ben hiç o soruyu sormadan ben Aksaray'ın öz evladıyım. Memleketime hizmet tabii etmeye devam edeceğim. Tabii ki. Milliyetçilik kavramı nedir? Yani belki ben iş adamıyım, buna girmemem lazım ama iki kelimeyle özetleyeyim. Ben Aksaray'dan Ankara'ya gittiğim zaman Aksaraylıyım dedim. İstanbul'a gittiğim zaman Aksaraylıyım. Oradaki hemşerilerimden var. Almanya'ya gittiğim zaman Türkiye'liyim diyor. Evet. Ben kapı komşuma İzmir'den gelmiş, Van'dan gelmiş, Trabzon. Ona ne diyeyim Aksaraylıyım diye. O da Aksaraylı. Böyle bir şey olur mu? Gelmiş, yerleşmiş. Ya böyle, ya bu çok ucuz bir bir mantalite. Asla böyle bir şey yok. Ancak benim milliyetçiliğim neyle ölçülür? Ülkem bir yerine savaşa girerse, ben o zaman kim milliyetçi, kim değil onu görürüm. Evet. Ben kapı komşuma ne milliyetçiliği yapacağım? Ben ondan üstün değilim. Aynı şekilde din. Din de insanlar böyle bölüyor. Adam iki rekat namaz kılıyor. Tutuyor onu kendinden üstün görüyor. Onu Allah bilir. Sen ondan üstün değilsin. Senin İslami derecedeki senin yerin ondan daha üstün değildir. Belki adam namaz da kılmıyordur ama o senden belki daha üstündür. O senin elinde değil. Milliyetçilik de aynıdır. Milliyetçiliğin metresi yok ki alında yazmıyor. Çekesin şu kadar santim milliyetçi, şu kadar daha iyi bir Müslüman diye bir şey yok. Memlekete faydalı mı, iyi bir insan mı? En iyi milliyetçi olur. Yatırımcı mı? En iyi milliyetçi olur. Ben böyle bilirim. Peki efendim, tesisçilikte hedef nedir? Evet, iyi bir soru. Tesisçilikte hedef nedir? Tesisçilik Aksaray'da bitiyor sevgili kardeşim. 2 seneye kadar bir otoban çalışması yapılıyor. O yol, bizim bu E5 yolu Fırat Nehri gibiydi. Sürekli söylediğim şey oydu. Bu yol
oraya taşınıyor. Şimdi insanlar artık hızlı transitle ulaşmaya çalışıyor. Transitle %70-80'i gidecek. Yani bu yol artık bitiyor. Tesisçilik Aksaray'da yıllarca bir getirisi oldu. Yani geçenden belli bir miktar hizmet edenler bir gelir elde ettik. Ben 15 senedir yapıyorum. Yıllarca yapanlar var. Tesisçilik anlamında geleceğe artık 2 yıldan sonra ben Aksaray'da artık bunun çok popüler bir iş olacağını da zannetmiyorum. Başka arayışlar içerisinde. Zaten bizim sanayiciyiz diyoruz. Orada başka bir şey olur. Farklı bir şey olur. Bu işe yatırım yapmak isteyenlere de tavsiyem başka işler yapsın. Sorduğum buysa. Evet. Şimdi tavsiyeye gelmişken ben hemen şunu da öğrenmek istiyorum. Yani bir iş adamı gözüyle şu anki ekonomik düzende Aksaray'ı nasıl görüyorsunuz? Sedat Beyciğim, ekonomik olarak Aksaray daha da gelişebilirdi. Paranın bol zamanında uluslararası bir gezen para vardı. Ben 2012'de de bunu söyledim. 2012'de şunu söyledim. Bu dönemde işini büyütemeyen, bankacılık sistemini kullanıp da kredi kullanmayan, işini büyütemeyen bir daha büyütmez. Öyle bir krizler var ki dünya üzerinde. Ülkemize has değil bu. Ülkemizin dolar borcu çok, o da gelişmenin sancısı. Onu bireysel olarak biz de yaşadık. Ben aynı şuna benzetiyorum. Bir ergen çocuk büyürken kemikleri hep ağrır. Çünkü gelişim ve değişim, vücut değişiyor. Ülke de gelişiyor, değişiyor, yatırım yapıyor. Borçlanmasanız bu işleri yapamazsınız ki. Gelir gider bütçesiyle karşılıklı denk getirmek şartıyla. Şu anda ekonomide maalesef çok rahat değiliz. Benim tavsiyem, yatırım yapacak arkadaşlar borçlanarak sakın işlerini büyütmesinler. Mevcutiyetini korusunlar. Ölü yatırıma asla ve asla bankadan kredi alayım, ölü yatırım yapayım, iş yapayım. O zaman değil. Mevcut işinde. Döner sermayesi için kredi kullanırsa kullansın, tabii ki onun için de kredi şarttır. Ama öbür türlü piyasalar oturana kadar, çünkü kazanımları kaybetmek çok zordur. Biz tecrübelerle sabittir. Bir gecede bir bakıyorsunuz, yarı yarıya fakirleşmişsiniz, borcunu sabit duruyor, hatta artmış. Bunun için ne yapacak? Müteşebbis, yatırımcı arkadaşlar bunu yapacağını biz öyle yapıyoruz. Şu anda biraz duraklamada, ekonomi hiçbir zaman dibe vurmaz, dibe vurur sıçrar. Yani dibe bir vurur, aynı kalp trafiği gibidir. Bir gider, tekrar iner, tekrar çıkar. Bunlar geçicidir ama şu dönemde benim tavsiyem o, güzel şeyler olacak. Çünkü cevher biziz. Yatırımcı, müteşebbis insan duramaz. Yani biraz ortam düzeldiği zaman yine gider yatırımını yapar. Aksaray'da hiçbir şey yoktu ki. 35 sene önce hiçbir şey yoktu. Bugünkü gelinen nokta daha iyi olabilir, daha iyi olabilirdi tabii ki. Yani biz Nevşehir'e, kendi yakın illerimize göre mukayese ettiğimizde Nevşehir'den çok çok iyiyiz. Niğde'den çok çok iyiyiz. Bu üzüm dönmesi gibidir. Bir Mercedes'in burada oluşu, yan sanayisi geliyor, Sütaş'ı geliyor, Brisa geldi, ona yan sanayiler gelecek. Üzüm dönmesi gibi, çığ gibi büyüyecek. Yani bence iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim, Aksaray'daki işsizliği en aza indirmek için neler yapılabilir? Bir defa şuradan bir bakmak lazım. Aksaray'da gerçekten çok işsiz var mı? Evet. İşçi bulamıyoruz biz. Yani kalifeli işçi bulamıyoruz. İşsiz vardır. Ama iş yapma kültürü işçi boyutunda hızlı büyümenin o kültürü biz dolduramadık. Son zaman yeni yeni okullar, işte teknik okullar vesaire, şu bu ara eleman yetiştirmek için açıyor da o biraz geç kaldı. Çünkü hızlı bir büyüme yaşandı. Kalife eleman ihtiyacı var. Kalifesi eleman çok. Onda o kültür oluşmadı. Yani bir işçi şehrine gidin, örnek diyorum bir İzmit'e gidin, işçi kültürü var.
Yani orada çalışma kültürü ve işçi. Bizim burada da o oluşmadı maalesef. Kalifiye eleman yetiştirme. Aynen öyle. Bu da zaman, biraz zaman alacak. Ondan sonra o da oturacaktır diye inanıyorum. Evet. Peki efendim, artık 24 Haziran'a sayılı günler kaldı. Yani bugün ülke seçime gidiyor. Doğal olarak Aksaray'ımız da seçime gidiyor. Ben programın başında da söyledim. Adaylarımız sağlığında çalışıyor. Kendi çaplarınca son kozlarını oynuyorlar artık. Evet. Yavaş yavaş. Bu durumla ilgili sizin görüşleriniz nedir? Ben hepsine başarılar diliyorum. Eminim ki hepsi iyi niyetle Aksaray'a hizmet etmeye çalışmak için gayret ediyorlar. Benim siyasi bir fikir bu seçim arifesinde beyan etmem kendi açımdan doğru değil. Ben çünkü iş adamıyım, siyasetçi girse konuşurum, hiç şeyim yok. Ama memleket için iyi şeyler yapılacağından inanıyorum. Büyümenin aynı, ben kendi kendime diyorum ki ben büyüdüm, bir sıkıntı yaşadım. Ülke büyüdüğü zaman da dışarıdakilerin biraz nasırına dokunuyor. Dış ülkelerin, büyük güçlerimiz, onun da sıkıntısını çekiyor. Bu tabiatın kanunudur. Yani biz büyürken Almanya, ah oh Türkiye nasıl iyi büyümüş demeyeceğim. Veya başka dibimizdeki ülkeler demeyeceğim. Yani bu, ben büyürken rakibim demiyor, aman ne güzel, Sıtkın işi çok iyiymiş demeyecek. Yani o da kendine göre diş bileyecek, bir farklı pozisyona girecektir. Onun için burada istikrarlı, başarılı inşallah bu seçimde ben iyi bir şeyler olacağına inanıyorum. Memleketimiz hangisi hayırlısıysa o olsun diye diyorum. Evet. Peki, sıt bilme siyasete gireceğim. Biraz özel bir soru oldu ama bu seçim sorusunun peşine sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Siyaset kutsal bir iştir bana göre. Güzel bir. Çünkü ben iş adamıyım. Bir iş yeri kuruyorum, kendim için kuruyorum. Kendi nefsimlerin tatlı, iyi bir araba almak için. Siyasetçi o lüksü yok. Siyasetçi memleket için uğraşmak lazım. Siyasetçi de ayrı bir kültür. Ben de siyaset yapabilecek meziyet var mı yok mu onu bilemiyorum. Ama madem sordum onu söyleyeyim sana Sedat Beyciğim. Hayalimdeki Aksaray'ıma bir dönem belediye başkanı olmak. Evet. Yani siyaset, bir siyaset yani, beklentimiz var. Siyasi demeyelim de bu teknik bir şey. Yani belediyecilik teknik bir konu. Siyaset ayrı bir şey, belediyecilik farklı bir şey. Beceri, vizyon, proje geliştirmek lazım. Benim Aksaray'ım için tecrübemi, bilgimi, birikimi, dünya görüşümü oraya yansıtabilmek için bir şey yap. Yani o şeyim var. Yani dünyada eğer bir şey istersem onu istiyorum. Önümüzdeki yıllarda ne olur, ne biter. Öyle bir düşüncem var. Şu an ekranları, doğru onu söyleyeyim. Evet, şu an ekranların başlarında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz bu soruyu sormamı artık bu kadar süreçte sonra bekliyorlardı. Ben onların beklentilerine cevap vermek için sordum bu soruyu. Evet, Sıtkı Yılmaz ilerideki dönemlerde bir düşüncesi evet. Var bu konuyla ilgili. Evet, peki efendim son olarak buradan sizi izleyen Kanal 68 izleyicilerine ne söylemek istersiniz? Ben şunu da söylemek istiyorum. Günde binlerce kişiye hizmet veriyoruz. Paraları bize nasip oluyor. Müşterilerimiz var. Sıtkı Yılmaz kimdir? Çamur at izi kalsın. Felsefesiyle bunu, bu fırsatı da bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İllegal hiçbir işim olmadı. Hele hele FETÖ'yle gülerek geçtim. Mümkün değil. Yani şunu bilsinler, insanlar bir yerde bir bakkalda kibrit dahi alırken eğer bir soru işareti varsa ondan almak istemiyorlar. Evet. Ben Aksaray'ıma bir kazanıp iki borçlanarak, bak dikkat edin, bir kazanarak iki borçlanarak yatırım yapan biriyim. Ve buna da devam edelim. Çünkü çocuklarım yetiştirdim binlerce kere şükür. Çocuklarım işin başında. Yaşımda 50, daha 50 yaşındayım. Hayatımın en verimli çağında olduğuma inanıyorum. Evet, daha durmak yok, yola devam. Tabii, yani daha çok memleketimiz için güzel işler yapacağız. Onun için Aksaray hemşerilerinin bunu bilmesini isterim. Çamurun izi kalmasın. Çok şükür dediğim gibi o
soysuzların bu ülke üzerinde oynadıkları oyun, o kargaşada birileri de belki de işte deminki verdiğim örnekler gibi çekemeyendir vesairedir, şudur budur. Net de yani şey diyemem ama bir badire atlattık, orada bir sıkıntı yaşadık. Bunu bilinmesini istiyor. Ben Aksaray sevdalısı biriyim. 3-5 kuruşumu var mı yok mu satıp başka ile de gidip yerleş ama asla bu memlekete hizmet edeceğim. Her yaptığım işle de bir rakibime örnek olacağım. Hedefim o. Evet. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak bugün kampüs dinleme testlerinde bizi misafir ettiğiniz için. Şurada da şunu da söyleyeyim. Aksaray'ımızın işte Cuma günü mübarek Ramazan bayramı. Aksaray'ımızın sevgili hemşerilerinin, Aksaraylarımızın mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Allah'ım tekrarına kavuştursun. Amin inşallah. Ülkemize Allah zeval vermesin. Bu iyi şeylere sebep olsun. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Kanal 68 artık programın başında da söylediğim gibi canlı yayınlarla sizlerin ekranlarında olmaya çalışıyor. Canlı yayındır, ufak tefek hatalarımız illaki olacak. Canlı yayının aksaklıkları olacak. Sürçülisan ettikse affola efendim. Bir başka programda yine bu ekranlarda sizlerin huzurunda olabilmek dileğiyle. Cebinizden bereket, gönlünüzden sevgi. Gülen yüzlerinizden gülücükler eksik olmasın. Allah'a ısmarladık efendim.